Efendim Arda ile omuz omuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi mutfağımın konuğu sevgili Serkan Çayoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi valla, seni sormadım. Gayet iyiyim. Çok hem yakışıklısın hem acayip iyi Eyvallah. Gözüküyorsun. Çok fitsin. Bomba gibisin yani, maşallah var. İyiyim, teşekkür ederim. Bunun evdeki yemeklerle bir alakası var mı peki? Vardır. Beslenme önemli. Yani evet. Mesela hani şu genel diyetinin yüzde kaçı beslenme, yüzde kaçı spor, yüzde kaçı genetik? İşte o dengeyi sağlamak lazım yani. Ha. Spor yapıyorsun. Ben yemek yemeyi seven biriyim. O Süper. Yüzden o kadar da dikkat edemiyorum. Ama canımın istediğini yiyorum ama neyin ne yememem gerektiğini biliyorum. Öyle söyleyeyim. Peki. O yüzden dengeli besleniyorum. Tay mutfağında iddialıyım. Yani Arda o kadar iddialı mı bilmiyorum ama. Yani belki bir gün Tay mutfağı yaparız ya da işte ben söylerim nasıl yapıldığını, o da yapabilir. Yani ister Tay mutfağı, ister Güney Amerika, ister Uzak Doğu, taçsız kral Pele, Beckenbauer, hiç fark etmez. Her mutfakta kralıyla kapışırım. İster Tay, ister Mars mutfağı. Bugün senin için şöyle güzel bir tatlı yapmak istedim. Ha, beni çok kötü bir yerden vurdun şu an. Vallahi ama kötü derken? Yani ya, iyi yaptığın bir yer, anlamadım. Tatlı bende şeydir, hassas noktam. Gerçekten mi? Evet, yani diyet bozacaksam tatlıyla bozarım, öyle söyleyeyim. Adamsın. Bak çok net söyleyeyim işte, sana. Ha, şu anda, ne şu geliyor anda acaba kalbimi, şu an? Kalbimi kazandın ya. Benim en dayanamadığım şey tatlıdır. Ya ben bayağı bir gün sadece tatlı yiyerek beslenebilirim. O yüzden şey yaparım, bazen sporu sadece tatlıyı yiyebilmek için yaparım. Şimdi senle bugün bir frezye diye bir tatlı yapacağız. Yani böyle çilekli, kremalı, pastacı kremalı, milföylü falan böyle çok güzel bir tatlı olacak yani. Bu. Tamam. Bunu normalde biz kupta yaparız, kup frezye olur. Ama bunu böyle açık tabakta yapacağız, çok daha güzel bir sunum servis. Çok kolay bir tatlı. Bak tamam. Yeminle çok kolay. Hiç duymadım. Ha. Ki tatlı evet. Yerim yani. Bu şeyden Fransa bölgesinden öyle teyzeler buluşup yaparlarmış eskiden. Teyzeler bile yapıyorsa yani demek ki. Biz de yaparız diyorsun. Biz de yaparız. İçinde böyle biraz daha böyle egzotik şeyler var ki sen egzotik seviyorsun. Evet. Yani. Yeri geldiğinde onun üstünden de geçeceğiz. Tamam. Hazır mısın? Hazır. Yaparım diyorsun herhalde. Yaparım. Ya elinden ne kurtulur abi? Yani mecbur yapacağız artık buraya geldik. Peki. Efendim Arda ile omuz omuza Serkan'ın inanılmaz frezye performansıyla başlıyor. Çilekli bir katman hazırlayacağız, sonra birleştireceğiz. Milföy yapıyoruz o zaman. Tecrübelisin yani. Bir tanesi mascarpone, bir tanesi krema. Krema bu, mascarpone tamam daha katı ama olur. Biri krema, bir tanesi peynir, dikkat et. Mascarpone'la kremayı yan yana koymuş. Sen o kadar hızlı bu krema, bu peynir dedin ya. Aa, chia'yı koymadım. Abi chia'yı koymadın ama yeni fokurdamaya başladı. Hemen koy chia'yı. Neredeydi chia? Ha burada. Chia iki... Hepsini boşaltıyorum. Hayır, iki kaşık kadar koyuyorsun. Hepsini boşaltmıyorsun. Tuz mu lan bu? 4/3 yarım su bardağından birazcık fazla olacak. Şeker yok bende. Sen bana... Abi şeker fırının üstünde cam kavanozda duruyor. Hemen hallediyorum. Senden hemen bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önündeki tuzu mu koydun şeker yok, diye? Yok canım. Tuzla şekeri karıştıracak adam değilim ben. Şimdi şekeri nereye koydun? Ne yaptın? Bir şey yok, bir şey yok. Sen işine bak ya. Abi sen bana... Her şeye böyle karışma. Sen bana... Ya bakacağım, ben zaten işime bakıyorum ya Serkan. Sen bana yetiş ya. Çok iyi karıştırmam lazım değil mi? İçindeki sütle bayağı birleşecek. Evet, eriyince, aynen öyle. Bu soruları sormasam zaten bana güzelce ya. Golleri atacaksın. Ya. Ben yemem bunları. Vanilyası orada, bilmem nişastası dolabın üstünde falan. Doğrudur üstte söylemiyor. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Telsiz geç. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Lavabonun içine bana, koyabilirsin bütün nerede? Kirlileri. Nerede? Buradaymış. Lavabonun içine koyabilirsin. Saklasaydın lavaboyu. Abi arkaya koymuş, lavabo arkaya konulur mu ya? Arkadaş lavabodan ne istedin ya? Serkan tatlımız 3 aşamalı bir tatlı. Bir tane milföy hazırlayacağız. Bir tane pastacı kreması hazırlayacağız. Bir tane de çilekli bir katman hazırlayacağız. Sonra birleştireceğiz. Milföy yapıyoruz o zaman. Tecrübelisin yani. Bravo. Ama demin başka bir şey söyledim. Yok, milföy yapacağız. Önden milföyün genel hazırlığını yapacağız. Şimdi tamam. Hemen sol tarafında iki tane fırın tepsisi görüyorsun. Fırın tepsilerinden bir tanesi daha derin, bir tanesi daha sığ. Tamam. Derin olan fırın tepsisini tezgahın üstüne koy, derin olan. Üstüne yağlı kağıdı ser. Sonra buzdolabından bir tane milföy var. O milföyü alıp yağlı kağıdın üstüne koy lütfen. Sonra diğer tezgah tepsisini de üstüne kapat, kapak gibi ve direkt olarak fırına at Serkan. Birinci aşamamız tamam değil mi? Şu kağıdı da koyuyor muydum altındaki? Bak milföyü. derin tepsi, derin tepsinin üstüne kağıt, yok. Üstüne milföy, üstüne diğer tepsi. Tamam, yok bir şey var ya burada bir folyo gibi, onu koyuyor muyum? Hayır, folyoyu çıkarıyorsun.
folyosunu çıkarıyorsun. Tamam. Şimdi attık milföyü fırına ve buna bir süre verdik. İkimiz de aynı zamanda attığımız için süremiz tutar. Tamam mı? Fırının ortasına mı? Fırının orta tarafına atabilirsin. Şimdi hızlıca frezyeyi yani çilekli olan katmanı yaparak işe başlayacağız. Hazır buzdolabına gitmişken çilekleri al gel lütfen. Tamam mı? Şimdi çileklerin belli bir kısmını püre yapmak için ayıracağız. Belli bir kısmını da küp küp doğrayıp içerisine atacağız. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi senden aşağı yukarı böyle bir 15-20 tane çileği tezgahın üstüne çıkartmanı isteyeceğim. Sayayım ve... mı? Efendim? Saymam mı gerekir göz kararlı? Bir 20 tane çıkartsan yeterli olur. Tamam. Sonra bunların saplarını bıçakla kes lütfen. Tamam. Yeşil olan kısımları. Bir kısmını püre yapacağız. Bir kısmını parça parça içerisine tane tane koyacağız. Böylece tam istediğimiz gibi bir tekstür yakalamış olacağız. Sen uzak doğu yemekleri seviyorsun değil mi? Evet çok severim. Yani birazcık mecburiyetten başladım. Niye mecburiyet? Üniversite döneminde birazcık mutfak bendeydi. Ben de daha böyle kolayıma ne geliyorsa onu yapıyordum. Bir de baharat. Baharat çok severim. O Süper. Yüzden uzak doğu mutfağını severim yani. Tam tarife de uymuyorum. Güzel. Şeyi de severim. Kendim böyle bir yorum katmayı severim. Tay mutfağına girelim. Arda'nın bütün yıldızlarını alayım. Seke seke seke. Şimdi 20 taneyi hazırladın mı? Hazır. Hazır. 20 taneyi hemen alt tarafta bir parçalayıcının haznesi var. O parçalayıcının haznesinin içerisine koyup çekiyorsun abi. Nerede var? Bu. Tamam. Hemen çekiyorsun ve bir püre haline getiriyorsun. Serkan. Tamam. Harika. Sen yaptın mı? Nasıl? Biraz hızlı gidiyorsun sanki. Yok gayet basit gidiyoruz ya. Çok da iyi gidiyoruz. Sonra bu püreyi, çektiğin püreyi tencerelerden bir tanesinin içerisine alıyorsun Serkan. Bilerek mi sessiz konuşuyorsun ben yapamayayım Yok, diye? Yok ben bağırıyorum aksine. Olanca gür sesimle bağırıyorum. Tamam. Sonra bunu ocağın üstüne koyuyoruz. Tamam mı? Ve bunu burada tıkırdatmaya başlıyorsun. Şimdi geri kalan yaklaşık 6 tane çileği de, 5-6 tane çileği de küp küp doğrayacağız. Tamam. Tamam. Bu dediğim gibi bir şey dokusu verecek bunun içerisine. Yani bir kısmı püre halinde, bir kısmı içeride taneli taneli bir doku verecek. Tamam. Bunları da küçük böyle küpler olacak vaziyette böyle burnuaz ayarda doğramanı rica ediyorum. Ne kadar? Burnuaz ayarda. Burnuaz? Evet. Şey mi yani? Yani böyle tavla zarından biraz daha küçük gibi düşünebilirsin. Burnuaz şey demek, işte küp küpten biraz daha farklı ama benzer burnuaz. Doğrama işlemi nasıl gidiyor? İnşallah doğru boyutları yakalamışım. Yani diyorsun. Böyle küçük küçük doğrasan yeterli olacaktır. Bu arada ocağın üstünde hazır şey olmaya başladı değil mi? Olmaya başlayacak şimdi. Ama kaç... altı yanıyor değil mi? Yok yanmıyordu. Şimdi kaça alayım? 9'u al. Tamam. Ocağın üstüne koyduğun altını yakmadın mı? Aşk olsun. Yani unutmuşum. Bir anda boşluğuna geldi herhalde. Arada Peki. oluyor. Şimdi ben doğrama işlemlerini tamamladım. Bunu kenara alıyorum. Tamam. Tamam. Tezgahın üstünü şey yapıyorum. Zaten bak hemen fokurdamaya başladı. Bu çok hızlı olan aleminüt tariflerden bir tanesi. Bir tane tahta kaşık aldım ve şöyle karıştırdım. Şimdi bunun içerisine... 2 yemek kaşığı kadar chia tohumu atacağım. Buraları ben kaçıracağım galiba. Tamam mı? Ben sana tekrarlarım. Tamam. 2 yemek kaşığı chia tohumu. Chia tohumu hem içeride pişerken şişecek hem bunun kıvamını hafiften bağlayacak olan unsur. Diğer tarafta da hızlıca bir pastacı kreması yapmaya başlayacağız. Tamam mı? Şimdi çilek benimki fokurdamıyor henüz. Birazdan fokurdamaya başlar. Tamam. Şimdi pastacı kreması yapmaya başlıyoruz. Bir yandan da boş olan tenceren var ya. Evet. O tencerenin içerisine bir bardak süt koymanı rica ediyorum senden. Sonra dolapta 2 tane beyaz ürün var. Tamam. Bunlardan bir tanesi mascarpone, bir tanesi krema. Bu krema. Kremayı da sütün üzerine ekliyorsun. Şimdi sütü tamamen boşaltıyorum tencereye. Bir bardak kadar koysan yeterli olur. Alt tarafta bardak var. Bir bardak sütü... Kremanın içerisine koyuyorsun. Tamam. Tamam. Harika. Şimdi aralarda yalnız bu chia ve
şeyi, çileği güzelce karıştırmak lazım. Bunun hızlıca dibi tutar yoksa. Bir şey söyleyeceğim. Tencerenin içinde mi yapıyordun bütün işlemi? Hangisini soruyorsun? Sütü kremanın içine koy dedin ya. Sütü kremanın içerisine koyuyorsun ama diğer tencereye. Ya bir tencerenin içinde tamam. Çilekle çiğ var. Tamam, tencerenin içinde yapıyorum bütün işlemi. Evet, bir tencerenin içinde çilek ve çiğ var. Diğer tencerenin içerisinde süt ve krema var. Krema bu. Maskarpone tamam daha katı ama olur. Ama biri krema, bir tanesi peynir. Dikkat et. Peynir kalsın, biz kremayı kullanacağız. Tamam. Mascarpone'la kremayı yan yana koymuş. İkisi de beyaz, ikisi de birbirine çok benziyor. Serkan valla krema ve peynir bugüne kadar çok yiğitleri bertaraf etmiş, çok canlar yakmış, çok savaşlar kaybettirmiştir. Sen o kadar hızlı bu krema, bu peynir dedin ya, bakalım sonunda ne olacak? Fokurdamaya başladı mı? Fokurdamaya başladı bile. Şu harika. An... Karıştırmazsan çok hızlı dibi tutar. Acayip bir karıştırıyorum bak. Harika karıştırman lazım. Görmen lazım nasıl karıştırdığımı. Muhteşem bir karıştırma. Tarih böyle karıştırma görmedi. Harika. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir evet. Diğer soru. Söyle. Şu an mesela annen seni izliyor. Ne evet. Diyor? Şu an bana acıyor olabilir. Vallahi mi? Yok, annem bana güveniyordur herhalde ya. Ha. Peki Özge izliyor, ne diyor? Of. Ne diyor? Yani bence eğleniyordur. Orada beni lafa tuttu. Evet, bir şey sordu. Tam böyle konsantre olmuşken, çok güzel gidiyorken karıştırmış olabilirim yani. Çilekli çiya ne durumda? Kalınlaştı mı? Aa, çiyayı koymadım. Abi çiyayı koymadın ama olur mu? Yeni fokurdamaya başladı. Hemen koy çiyayı. Neredeydi çiya? Ha burada. Çiya iki... Hepsini boşaltıyorum. Hayır, iki kaşık kadar koyuyorsun. Hepsini boşaltmıyorsun. Sonra doğradığın çilekleri koyuyorsun. Sonra da yaklaşık iki kaşık kadar bal koyuyorsun. Çileği mi? Ocaktan aldıktan sonra koyuyorsun ama. Biraz karıştı şu anda biliyor Dur, musun? Dur neredesin söyle bana. Çiyalara koydum ama aynı zamanda kremayı karıştırıyorum şeye. Abi bak çiyayı Değil koy. Tamam mı? Çiyayı koyduktan sonra evet. İyice şişir çiyaları. Tamam, tamam ama mı? O sırada bu kremayla şeyi karıştır dedin ya. Sen kremayla şeyi üstüne koy, altını yak, yavaş yavaş ısıtmaya başla. Tamam mı? Bu arada çilekli çiya ne durumda? Bayağı güzel fokurdamaya başlıyor. Harika. Dibi, i̇nşallah dibi yapışmayacak. Harika. Balı ve diğer tane çilekleri de koydun mu içine? Koydum. Harika. Ne kadar bal? İki yemek... Ama ocaktan aldıktan sonra koyacaksın balı. Tamam. Ne kadar bal koyuyorduk? İki yemek kaşığı bal. Sonra alt taraftan bir tane cam kase alacaksın Serkan. Bir... Hemen pastacı kremasını genel hazırlığını yaparak işe başlayacağız. Bir tane yumurtanın sarısıyla beyazını ayırmanı istiyorum senden. Sen nerelere geldin şu anda? Dur, neredesin sen? Ben hala şeydeyim. Ocaktan aldım, balı karıştırdım şu an. Diğer tarafta şeyin altı yanıyor, kremanın. Harika, çok iyi gidiyoruz. Tamam. Bir tane yumurtanın sarısını beyazından ayırıyorsun Serkan. Tamam. Bir cam kasenin içerisine sarıyı koyuyorsun. Tamam. Sonra bir 4'te 3 su bardağı kadar toz şeker ölçekliyorsun su bardağı. Tamam mı? Tamam. Bende misin Serkan? Sendeyim. Harika. Şeker... Ayıkladım. Harika. Toz yumurta... şekeri ne yapıyorum? 4'te 3 su bardağı kadar toz şekeri yumurtanın sarısının üstüne koyuyorsun ve güzelce çırpmaya başlıyorsun. Böyle kum gibi bir kıvama geliyor. 4'te 3 kadar toz şekeri. Tamam mı? 4'te 3 değil bu ya bu. Tuz mu lan bu? 4'te 3 yarım su bardağından birazcık fazla olacak. Ama bu şeker yok bende. Sen bana... Abi şeker fırının üstünde cam kavanozda duruyor. Tamam ama burada yarım bardak var. 4'te 3'ü yok. Bardağın yarısı kadar şeker nasıl olur abi? Bana kavanozda az... cam kavanozun içinde bir kavanoz şeker var. Tamam bir saniye bakayım. Sen... Hemen hallediyorum. Senden bir dakika önündeki tuzu mu koydun şeker yok, diye? Yok canım öyle bir şey yapar mıyım aman ya? Aman abi. Sen... Ya tuzla şeker karışırma arkadaş, yapma, gözünü seveyim ya. Tadına bakmadan karıştırırsın. O tempoda düşün yani. Yani şimdi tuzla şekeri karıştıracak adam değilim ben. Şimdi şekeri nereye koydum? Ne yaptın? Bir şey yok sen işine bak ya. Abi sen bana... Her şeye böyle karıştır. sen bana... Neye bakacağım, ben zaten işime bakıyorum ya Serkan, sen bana yetiş ya. Çok iyi karıştırmam lazım değil mi? İçindeki sütle bayağı birleşecek. Eriyince, evet aynen öyle. Bu soruları sormasam zaten bana güzelce ya. Golleri atacaksın. Ya. Ben yemem bunları. Vanilyası orada, bilmem nişastası dolabın üstünde falan. Doğru dürüst de söylemiyor. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Telsiz geç, o sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Yavam onun içine bana... koyabilirsin bütün Nerede? Kirlileri. Nerede? Buradaymış.
Lavabonun içine koyabilirsin. Saklasaydın lavaboyu. Abi arkaya koymuş, lavabo arkaya konulur mu ya? Arkadaş lavabodan ne istedin ya? Senin pastacı kreman tutarlı mı abi? Benimki acayip tutarlı. Ben bunun içine vanilya atmış olabilir miyim? Toz vanilya vardı, attın mı? Atmamış da olabilirim ama atmış da olabilirim. Sürpriz. Kendi başına bir hükümdarlık. Adeta kendi başına bir bütünlük yani. Bittiyse devam edebilir miyiz? Tabii ki. Bu değişik bir proje. Onu sen, ben sana göstereceğim nasıl yapıldığını. Ya bana karşı bir güvensizlik var ya, ben çözemedim bunu. Ben Arda'ya pek güvenme dediler. 3, 2, 1. Şefim servis, buyurun. Fransa'da teyzeler toplanıyor, yapıyor. Hı-hı. Bu işte, o işte. Tam duyuyor o yani. Benim zaten Fransız teyzelerimden değil miyiz? Sonra burada nişasta da var. 4'te 3. Ve un var. Bak 4'te 3 bardak toz şekeri yumurtanın sarısıyla güzelce çırpmanı istiyorum, tamam mı? Tamam. Harika. Arkasından böyle 3'te 1 bardak kadar un ilave edeceğiz buna. Şeyin içinde değil mi? Bu küçük cam kavanozun içinde çırpıyorum. Cam kasenin içinde. Cam kavanoz değil. Yani şey kase, alt taraftan pardon. Alt taraftan cam kase al abicim. Ha. Büyük. Tamam. Onun içinde güzelce çırp rahat rahat. Ah. Ne oldu? Şey sıcaklamaya başladım. Abi tabii mutfak biraz böyle ulan sıcak. Ulan şekeri nereye koydum? Ne yaptın? Bir şey yok, bir şey yok. Sen işine bak ya. Abi sen bana... Her şeye böyle karışma. Sen bana... sen işine bak dedi. Çok güzelmiş. Sen bak işine deyince biraz kırıldım açıkçası. Biraz incindim. Köşeye gidip birazcık oturup abi. Ya bakacağım ben zaten işime bakıyorum ya Serkan. Sen bana yetiş ya. Madem öyle hadi bas gaza. Yumurtayla şekeri çırptım, tamam? Evet. Arkasından... Burada süt ve krema hafiften kaynamaya ve ısınmaya başladı mı Serkan? Krema bayağı güzel olmaya başladı. Olmaya başladı mı? Evet. Benimki daha henüz yeteri kadar ısınmadı. O yüzden ben bunu azıcık daha bir ısıtacağım. Sütün şeyin kreman mı? Süt ve kremayı yavaş yavaş. Peki kremayı çok iyi karıştırmam lazım değil mi? İçindeki sütle bayağı birleşecek. Eriyince, evet aynen öyle. Aynen. Eriyince olmayacak. Bu. Aynen aynen. Ayrı ayrı gayrıları olmayacak. Bu soruları sormasam zaten bana güzelce ya. Golleri atacaksın. Ya. Ben yemem bunları. Bravo. İşte bu. İşte tecrübe. Bizde biraz mutfakta hani sen, bir mesaimiz var yani. Eyvallah. Hani sen dedin ya az evvel ulan sen bak işine diye. Ben devam ediyorum. Sen biliyor musun ne yapacağını un ve nişastayı? Yo söyledin mi ki? Ne yap? Nasıl yani? Ya şimdi bir şey demek istemiyorum ama bir yandan hem konuşuyor hem konuşturuyor hem yemek yapıyor falan. Neyin nerede olduğunu çok iyi biliyor, ben bilmiyorum. Bir de yanına koymuş işte vanilyası orada, bilmem nişastası dolabın üstünde falan. Doğru dürüst de söylemiyor. Abi şu anda hangi aşamada olduğunu bana söyler misin? Bak krema çok güzel oldu şu anda. Ya kremayı boş ver. Çileğim inanılmaz güzel duruyor. O da çok harika. Şekeri yumurtayla karıştırdım, bal evet, gibi oldu. Başka? Çok güzel. İçerisine 3'te 1 bardak un ve 1 tatlı kaşığı kadar da nişasta ekleyeceksin. 3'te 1 bardak un. Evet. Tatlı kaşık kadar nişasta. Nişasta. Sonra bunları çırpacaksın, böyle kum gibi bir kıvama getireceksin. Sen şimdi bunu kaşıkla falan alıyorsundur, böyle güzel dursun, temiz çalışayım. Sen nasıl alıyorsun? Yani alıyorum işte. Biraz fazla oldu. Ben normalde temiz çalışıyorum aslında. Ya ben yani şu an kirli mi çalışıyorsun? Hiç ben kirli çalıştığını tahmin etmiyorum. Ne durumdasın? Nişasta nerede? Nişasta da aynı şekilde fırının üstünde kısa kavanozlardan bir tanesinin içinde. Oo, nereden anlayacağım ben bunu? Bir tanesi nişasta, bir tanesi pudra şekeri zaten. Senin gibi yıllarını mutfağa vermiş profesyonel işi un, bitirir yani. Nişasta una benziyor değil mi? Nişasta una benziyor ama kısa kavanozda. Bak sana öyle tüyo vereyim. Nişasta kısa da. Nişasta kısa kavanozda. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Heh. 3 tane beyaz bir şey var burada. Abi bir tanesi vanilya, bir tanesi nişasta, bir tanesi pudra şekeri. Yani senin tecrüben de bir mutfak savaşçısının evet. Bunu ben bilmeyeceğini tahmin etmiyorum hiç. Bu tamam yani, sende var bu iş. Ben bak... Bu vanilya olamaz, bu nişasta kesin. Çünkü vanilya güzel kokar. Evet, bak mesela, bak. Evet. Tüyo. Tamam, nişastayı buldum. Harika. Bir tatlı kaşığı kadar nişasta. Şimdi sütle krema hafif ısındıktan sonra... Nişastanın, bunu... bölüyorum seni de, nişastanın yanında başka ne vardı? Vanilya vardı.
Ben istemiyorum onları. Ben sadece nişasta istiyorum. Ama nişasta vardı, vanilya vardı, başka bir şey daha pudra vardı. Pudra şekeri vardı bir de. Tamam. Tamam. Ben sadece nişasta istiyorum. Sonra da ısınan süt ve krema ile yumurtanı temperlemeni istiyorum. Güzelce temperliyorsun. Nişasta ne kadar? Nişasta bir tatlı kaşığı. Hallettim. Harikasın. Şeyin içine değil mi? Kasenin içine. Evet. Tamam. Yumurta sarısının içerisine. Sonra bunu güzelce her şeyi süt ve krema ile temperliyorsun. Oo. Semperlemek de şey demek. Semperlemek. Semperlemek değil. Ne? Temperlemek. Temperlemek işte. Ben doğru söyledim. Temperlemek şey demek. Temp'ten geliyor. Temperature yani soğutmak falan, öyle bir mantık kurdum. Arkasından da bu hazırladığın, temperlediğin karışımı bir süzgeçten geçirip yeniden başladığın tencerenin içine alacaksın. Şimdi kremayı koyuyorum içine değil mi bu unu? Şimdi sütlü kremayı, bak süt ve kremayı, evet, yumurta sarısı, un, nişasta, şekerin olduğu... Yavaşça koyuyorum. Aynen öyle, çırparak. Sonra iyice karıştırdıktan sonra tekrar bir süzgeçten geçirip başladığın tencereye döneceksin. Anladın? Anladım. Harika. Süper. Çok iyi gidiyoruz. Çok lezzetli ve şahane pastacı kreması yapıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Sonra bu işlemi bitirdikten sonra tekrardan ocağa geçiyoruz. Pastacı kreması. Ocağa geçiyoruz ve karıştıra pastacı kremasını pişirmeye başlayacağız. Bu arada çilekli karışımın ne durumda? Mükemmel duruyor biliyor musun? Mükemmel değil mi? İnanılmaz. Şimdi senden duruyor. İsteğim şudur. Bir tane alt taraftan küçük cam kase al. Orta boy cam kase al. Orta boyu ben galiba kullandım. Ha tamam, bir tane daha varmış. Tabii tamam, ki. Tamam. Küçük boy al, orta boy al. Hangisini istiyorsan. Tamam, hile yapmamışsın. Harika. Sonra buzdolabından iki buz dolu bir kase var. Onu al ve içine su koy lütfen. Hemen bir şey soracağım. Süzgeç, hemen sor. Süzgeç nerede? Süzgeç hemen arkanda. Sırtını dön, arkanı dön. Karşında duruyor süzgeç. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Tel süzgeç. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Kavuştunuz, evet, mu? Süzgeçle kavuştuk. Harika. Şimdi bir buz banyosu yaptıracağız ve çilekli olan karışımı güzelce bir soğutacağız. Şimdi ocağı kaça yakıyordun bu krema şeyini? Abi ocağı 4'e yak. Tamam. Ama önce buz banyosunu yap. Buz banyosu değil, daha şey demedin mi? Süzgeçten geçir tencerenin. Evet evet, oraları yapmadın mı daha? Şu an geliyorum oraya. Peki. Bütün bunları yaptıktan sonra çilekli olan karışımı da buz banyosunu geçireceksin. Süzgeçten geçiriyorsun değil mi? Süzgeçten şu anda geçiyor. Harika. Süzgeçte kalan böyle küçük küçük taneler varsa, tamam mı? Evet. Onları da bir spatula ile ez ve mükemmel pürüzsüz bir kıvama getir. Şu an onu yaptım. Harikasın. Sen söylemeden yaptım yalnız. Yani. Sen muhteşemsin ya. Gerçekten olağanüstü. Ardacığım. Tamam. Biz de diyorsun yapıyoruz bu sporu. Ne şimdi, eksik biliyor musun burada? Ne eksik? Şey eksik. Bu kirlileri nereye koyacağım? Yani neleri? Temiz çalışıyorum dedim. Lavabonun içine bana koyabilirsin bütün nerede kirlileri. Nerede? Buradaymış. Lavabonun içine koyabilirsin. Saklasaydın lavaboyu. Lavabo gözümün önünde duruyor Serkan. Abi arkaya koymuş, lavabo arkaya konulur mu ya? Öne koyacak işte, ya da gözümün önüne koysun yani. Ya arkadaş, lavabodan ne istedin ya? Hani de ki mesela, ocak çalışmadı, fırın bozuk, buzdolabı bilmem ne yapmıyor, bıçak kesmiyor, süzgeçin kenarı... Lavabonun yerinden dolayı mutfakta bazı şeylerin iyi gitmemesi çok nadir rastlanan bir durum. O da Serkan'a denk geldi. Serkan! Efendim? Çileği buz banyosuna aldın mı? Şu an alıyorum çileği. Hadi al. Şey nerede? Buz buzdolabında kasenin içinde. İçine lavabodan birazcık su koyacaksın. Tamam. Yalnız bu pastacı kremasının özelliği ne biliyor musun? Çok, evet, başını boş bırakırsan hemen dibi tutar. Ne o yapar? Yüzden hızlı çalış. Tamam. Dibi bunu tutar. Bunun içine suyu koydum. Suyu koy biraz. Soğuk koymam lazım. Soğuk koy, evet. Sonra çilekleri hani bir orta boy kasenin içine transfer ettin ya. Evet. O orta boy kaseyi buz banyosunun içerisine yerleştir ki soğusun kolayca. Ha. Ya. Basitmiş ya. Evet. Ya biz bunları gözümüzde bu kadar büyütüyoruz ama. Aslında kolay kolay aslında işler. Aslında kolaymış. Ya tabii. Mutfak
Evdeyken bence çok güzel bir yer. Ama profesyonel mutfak bence inanılmaz zor bir yer. Gerçekten böyle bir şef gerektiren bir yer. Yemek yaparsın, herkes yemek yapar, güzel de yemek yapar. Ama böyle her şeyi bir anda kontrol edip, o tempoda yapıp, onu aynı anda çıkarıp, başka bir şey düşünüp, sen onu yaptın bunu, bence çok zor bir şey. Yaptın mı buz banyosunu? Çok güzel oldu. Harika. Müthiş. Şimdi pastacı kreman ne durumda? Şey kıvamında, böyle katı bir... Katı mı? Hayır yani, katı sıvı. Abi bir çırpma teliyle onu çırpacaksın. Eğer dediğim gibi başından ayrılırsan... Hayır canım, ayrılır mıyım hiç? Oo, çok güzel bak. Müthiş. Hafif gövdelenmeye başladı Serkan. Sen benimkini görsen. Vallahi mi, nasıl bir anlatsana. Bak, fokur fokur. Vallahi mi? Bak böyle bir kıvam, böyle şey gibi. Pürüzsüz, mükemmel bir kıvamda. Vay. Benimki pürüzsüz, henüz mükemmel mi? Birazdan olacak. Ama... Evet, mükemmele doğru adım adım. Programın adını Serkan'la mükemmele doğru adım adım olarak değiştiriyorum. Vay. Hakikaten çok iyi oldu bak. Tutarlı, çok tutarlı bir pastacı kreması Serkan, tutarlı. Bu yavaş yavaş katı oluyor değil mi? Evet, katılaşıyor. Evet. Senin pastacı kreman tutarlı mı abi? Benimki acayip tutarlı ve şey, pürüzsüz ve görmen lazım yani. Parlıyor değil mi? Tamam. Şöyle muhteşem. Bir çekersen görecek yani. Muhteşem. Herkes. Muhteşem. 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 Bak. Tutarlı şey. Şimdi krema belli bir süreçte oluyor ya. Şimdi o sürecin tutarlı olması gerekiyor. Ve kıvamı da tutarlı olması gerekiyor. Herhalde bahsettiği şey o. Ya tutarlı, ne bileyim, o anda geldi aklıma. Yani tutarlı bir pastacı kreması. Yani insanın tutarlısını nasıl anlatırsın? Özü sözü bir, doğru, dürüst, mert, güvenilir. İşte benim de pastacı kremasından beklentim bu. Serkan, benimki oldu. Nasıl oldu ya? Vallahi bak böyle. Nasıl bak böyle? Ha, benimki de bak birazdan öyle olacak. Bakayım. Tutarlı. Tutarlı değil mi? Tutarlı. Hemen. Güzel. Yakmamış mıyım? Yani biraz eksik yakmışsın ama olur böyle. Evet, çok iyi gidiyoruz. Bak, bunlar bana söylenmiyor. Ne? Sonra ya, neden arkadaş, olmuyor? Ya neyi söylemedik, ben yine anlamıyorum ki. Aslında çok sakin başladım. Ki ben sakin olmayı severim mutfakta. Ama o tempoya yetişmek biraz zor tabii. Bir de arada bence yani laf aramızda ama şey yaptı. Biraz böyle şeyler var, hile var böyle. Şimdi bunu ocaktan aldıktan sonra bunu parlatmamız lazım. O yüzden içerisine bir kaşık tereyağı ve vanilya da ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ben sana o aşamaya geldiğimde söyleyeceğim Serkan. Ben bunun içine vanilya atmış olabilir miyim? Toz vanilya vardı, attın mı? Ya vanilya ile işte şey birbirine çok benziyor. Ondan. He, vanilyayı attık diyorsun ha? Atmamış da olabilirim ama atmış da olabilirim. Sürpriz. Sürprizlerle dolu. Her şey senin için. Sürprizlerle dolu bir tarif. Şimdi Serkan, daha kolay soğutmak istiyorum. O yüzden pastacı kremasına bak. Sevgili seyirciler, pastacı kremasının doğru yaptığınızdan emin olduğunuzda, eminim Serkan'ınki de böyle olacak. Bak böyle tencereden laps diye ayrışıyor, görüyor musunuz? Ben şimdi biraz karıştırmıyorum ki. Kendi başına bir cumhuriyet. Kendi başına bir hükümdarlık. Adeta kendi başına bir bütünlük yani. Bittiyse devam edebilir miyiz? Tabii ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii söyle. Şimdi diyelim ki ben vanilya attım. Bu tutmayacak çünkü. Altı neyin biraz... yerine vanilya attın? Nişastaları. Un koydun mu? Un koydum canım. Tamam, bu dakika itibariyle yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü şu anda eğer buna nişasta atarsak katılaşır. Taş gibi olur. Yani sıvı olmasından daha iyi değil mi? Yok ama peki, o birazdan, bir baksana. Birazdan bağlanacak o. Ben sana bakamıyorum, sen bakabiliyorsun ya. Bakayım. Şimdi sen bu vanilya mı attığını düşünüyorsun? Bu bence katılaşmadı henüz. Bu vanilya bu. Ama şey dedin, orada dedin. Orada da vanilya var ama acaba sen pudra şekeri atmış olabilir misin? Açalım. Pudra şekerin tadını biliyorum canım, o kadar. Yok oluyor. Yok, bu vanilya. Evet. Ben bunu attım, bu nişasta. Tamam, o zaman. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Ne yapıyorsun burada ya, bırakır mısın? Arkadaş ya, karıştırsana şunu ya, gel. Şimdi fırındaki oldu. Fırındakini çıkartacağız. Tamam mı? Evet. Ve üst kapağı kaldıracağız. Mükemmel bir vaziyette.
harika şekilde pişmiş bir milföyümüz var. Evet. Milföyü çıkart. Şimdi bunu tezgahın üstüne koyayım mı altı? Tezgahın üstüne koy, fırının üstüne koy, ocağın üstüne koy, nereye zarar istiyorsan vermesin koy. Zarar vermesin sonra buraya. Efendim? Zarar vermesin. Vermez, diye. Vermez. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Şimdi benim, bak benim pastacı kremam gerçekten yani hani kelimelerle şey yapamıyorum ama yani mükemmel oldu diyebilirim. Bu bayağı güzel katı olmaya başladı. Çok güzel. Yeteri kadar katılaştıysa bence artık ocaktan tezgaha geçebilirsin. Tamam. Aldım. Tezgaha koyuyorum. İçerisine tereyağı koyacaksın. Bir kaşık. Tamam. Ve vanilya koyacaksın. Bir kaşık tereyağı koydum. Bir şey söyleyeceğim. Koydum. Bu değişik bir proje. Onu sen, ben sana göstereceğim nasıl yapıldığını. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Aradığımız özgüven işte tam da budur. Ya Serkan bayıldım ya. Çok iddialı, şahane. Aynı yaptığı pastacı kreması gibi tutarlı. Pastacı kreması. Milföyümüz de hazır. Bak mükemmel bir vaziyette. Böyle eşit vaziyette kabardı. Ara katlarını görüyor musunuz? Bakın işte o kapağı bu şekilde kapatıyor olmaktan dolayı ara katlar muhteşem bir şekilde kabarıyor ve eşit. Yani her tarafı sağı, solu, kenarı, köşesi eşit kabarıyor. Eminim Serkan'ınki de böyle kabarmıştır. Ne durumda abi Serkan milföyü? Milföyü açmadım daha, sürpriz. Bir açsana nasıl bir bakalım ne durumda diye. Şimdi kremayla uğraşıyorum. Peki, peki ama tamam, milföyü dur, de... açacağım, dur açacağım, sürpriz milföyü olmasın. Milföyü de merak edelim. Ediyoruz yani. Bana da, ben de çok korktum. Milyonlar için. Milföyü merak ediyor. Elini yakma. Korktum. Güzelce, için. Dikkatli vaziyette aç lütfen. Korktuğum için açmıyor olabilirim. Sen peki tempoya alışık olduğun için mi terlemiyorsun ben bayağı? Ya ben... Tay mutfağında biraz tecrübeliyim, o yüzden terlemiyorum. Herhalde ondan dolayıdır diye tahmin ediyorum. Serkan evet haklısın, yani ter içinde kaldın. Koşturmacalı bir ortam. Genelde ben de terlerim ama... Ne oldu, rekabet mi hissedemedim acaba, ne oldu? Şu an en çok kim eğleniyor biliyor musun? Kim? Özge'nin ablası, pastacı. Ha. Aa harika. Evet, pastacı kremamı görürse o şu anda bence çok eğlenecek. Çok güzel. Peki, milföyün nasıl? Milföy gayet güzel olmuş. Vallahi mi? Vallahi güzel biraz olmuş. Biraz anlatır mısın? Kabarmış böyle. Kabarmış böyle bir minik üstü tam istediğim gibi böyle minik bir yanık. Of! Hani tam istediğimiz diyorsun ha? Bazıları he? Sevmeyebilir. Ben severim. Harika. Bu tepsiyi tekrar koyuyorum içeri. Tepsiyi tekrar koy. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu milföyü önce biraz bıçakla böyle evet. Küçük küçük kıyacağız. Bu kremayı ne yapayım? Burada kalsın mı? Kremanın içerisine mascarpone peyniri koydun mu? Koydum. Karıştırdın mı? Hepsini mi? Evet. Tamam, hepsini koydum zaten. Evet, hepsini koyup karıştırdıktan sonra onu da buz banyosuna alıyorsun. Aynı buz banyosuna mı? Evet, yani çileği çıkartıyorsun, onu alıyorsun. Tamam. Tamam. Şimdi en sonunda da çok basit bir üst yapacağız. O da şudur. Senden birazcık nane almanı rica ediyorum. Yaklaşık böyle bir 10-15 yaprak kadar. Tamam mı? Tamam. Sadece yaprakları. Sen milföyü kestin mi? Ben milföyü kestim. Elimle de hafif parçaladım sonra. Şimdi bak. Ne yapacağız biliyor musun? Bu naneleri alacağız. Serkan. Tamam. Naneyi bir buket haline getireceğiz elimizle. Yaklaşık 15-20 yaprak kadar. Tamam. Sonra bıçağımızla ince ince kıyacağız. Milföyü kesiyorum şu anda. Milföyü de keseceğiz. Ortadan mı keseyim? Paramparça et milföyü. Neyle? Bıçakla. Elle. Haşır hışır dal yani. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Valla. Tamam. Böyle paramparça et. Peki milföyü paramparça ettikten sonra... Heh. Katman katman kesmeyeyim mi yani? Hayır, paramparça et. Sadece üstünü mü, her yerini mi? Abi her yerini. Allah böyle Allah. Şey gibi yap yani, şey gibi olsun, kırçıl kırçıl olsun. Sen emin misin milföyü yaptığına? Ya ben yani... Emin sayılırım. Mutfakta değil mi? Fena değilimdir yani mutfakta. Yani biraz daha tecrüben olsaydı böyle yapılmadığını bilirdin. Vallahi mi? Nasıl yapılıyor? Bir anlatsana bize. Sonu başka zaman, sen benim programıma gelirsen. Tamam. Ben hep şef olmak istemişimdir. Onu söyleyeyim, evet. Oyuncu olmasam şef olmayı isterdim. İyi ki olmadım bir ekmek yiyecek. İyi ki olmadım diye. Adam bir de yakışıklı makışıklı falan boylu. Düşünsene mutfakta böyle bir adam var. Biz taş mı yiyeceğiz ya? Eğer hazırsan tabaklamaya geçiyoruz. Ben şimdi milföyü çok güzel dağıttım. Harika. Nane katmanını yaptın mı üstünün? Hayır. Hadi onu da yapalım. Peki ya. Bu milföyü çok güzel dağıttıktan sonra... Direkt naneyi mi
üstüne atayım. Ayrı bir hayır. 10-15 yaprak nane alacaksın. Tamam. O naneleri bıçağınla ince ince kıyacaksın. Tamam. Sonra üstüne küçük bir tutam şeker atıp elinle ezeceksin. Ortaya çok güzel böyle bir nane esansı veren bir üst katman çıkacak. Tamam. Şimdi büyük yapraklar mı aldın? Efendim? Büyük yaprak mı aldın? Büyük yaprak. Gördüğün gibi ben detaycıyım yani. Bravo. Sorarım. İşte ama yani başarı burada. Mutfak böyledir biliyorsun. Ya muhteşemsin. Öyle kafana göre çalışamazsın. Ya olmuyor tabii ki yani. Şimdi servis tabağının tam ortasına birkaç kaşık kadar pastacı kreması koymanı isteyeceğim. Bunlar yıkanmış mı? Hangiler? Naneler. Ya soruyu sorarken bile... Biliyorsun yani, değil mi? Beni yavaşlatmaya çalıştığın bak, belli. Nanede bir taktik vardı sana söyleyeyim mi? Böyle yapınca aroması çıkıyormuş. Şimdi hiç humus yaptın mı? Humus bir kez yapmıştım. Peki humusun ortasını açmayı bilir misin? Nasıl? Tabağın ortasına 3 kaşık kadar pastacı kreması koy. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Sonra kaşığın tersiyle sen onu humus tane, gibi aç. Bende bir tane bıçak var. Diğerleri biraz kötü bıçaklar. Onları şimdi bir iyi bir şefin iyi bıçağı olması lazım. Ben şimdi bunu sürekli en güzel bıçak bu olduğu için bunu yıkayıp tekrar şey yapıyorum. Sen nasıl arzu ediyorsan. İyi bir şef kolay olunmuyor. Ya yetişmiyor tabii ya. Yıllarını verdin sen bu işe. Tabii. Şimdi Serkan. Naneleri ne yapıyordum? Serkan, naneleri birazcık şekerle ovuyorsun. Bir parçacık şeker. Bir kaşık. Tutam. Bir tutam. Bir küçük tutam. Toz şekerle naneyi toz. Ovuyorsun. Tamam. Toz şeker. Toz şeker, evet. Nerede? Toz şeker kavanozda. Kavanozda. Kavanoz nerede? Kaç tane kavanoz var biliyor musun sen burada? Abi toz şeker kullandın yani ilk başta. Ha. Aldın ya kavanozdan. O kavanozda. Pardon bu da... Bu tuz ya. Tuz mu? Abi. Sen taktın tuza ya. Şimdi mutfak nasıl bir yer sorusu var ya bir sürü cevabı var. Mutfak işte tam da Serkan'ın şu anda yaşadığı gibi bir yer. Her şey normal akar mutfakta. Akar gider, akar gider, tıkır tıkır gider. Bir an bir şey olur. Darmadağın olursun, coşarsın. Tam da şu an Serkan onu yaşıyor. Nane tamam şekerle karıştırdım. Ben tatlıyı bitirmek üzereyim ama sen ne durumdasın bilemedim. Ben naneyi tamamladım. Harika. Servis tabağının ortasına tam 3... Ama bu crumble yaptığım milföy hepsi şu an ayrı ayrı duruyor. Şu an evet neyle... Şimdi birleştireceğiz onları Serkan. Ha. Niye? Ya bana karşı bir güvensizlik var ya ben çözemedim bunu. Ben Arda'ya pek güvenme dediler. Kim dedi? Söylemem. Hmm. Yok ya aslında çok iyi bir insan. Yani... Ama attı yani, golü attı, ne yapayım? Attı mı diyorsun? Attı bence ya. Ya kim söylüyorsa bu Arda'ya güvenme diye, ben bulacağım onları. Ya buraya bana güvenmeden geliyorlar, ondan sonra golleri kendi kalelerine atıyorlar. Arkadaş beraber, bak beraber yürüyeceğiz Şampiyonlar Ligi'ne, el ele finale. Sen daha çeyrek finale gelmeden bana gol atmaya çalışıyorsun, bana gol atmaya çalışıyorsun diyorsun. Yok arkadaş, beraber karşı kaleye gol atacağız ya. Servis tabağının ortasına 3 kaşık... Pastacı kreması koy. Servis tabağı hangi büyüklükte olsun? Servis tabağı tezgahın üstünde cam duruyor. Ben de zaten onu soruyorum. Evet. Heh, tamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım biliyor musun? 3 kaşık pastacı kreması koyacaksın tam ortasına. Müthiş. Aa sen benim pastacı kremamı gör. Göreceğim az sonra. 1. Tamam iki. Mı? Hemen tamam oluyor. 3 tane yaptım. 3 kaşık. Evet. Sonra kaşığın tersiyle evet. Sanki humus yayarmış gibi mükemmel ortasına yaydı. Bir boşluk aç. Açtım. Ortasındaki boşluğa 2 kaşık veya daha fazla alıyorsa birazcık daha fazla çilekten koy. 2 kaşık. Ya da daha fazla. Ortasına. Tamam. Evet. Daha güzel açayım yani şimdi. Malzemeden kaçmayalım. Kaçmayalım o kadar yaptık tabii. O kadar yaptık. Ben hatta... Böyle. Oo, çok güzel duruyor ha. Ya. 2-3 kaşık dedin. Biraz taşırmış olabilirim. Ama ben bol çilekli sevdiğim için yoksa şeyden ötürü değil. Heh, işte bu tabii. Hallettim. Harika. Başka? Sonra o çilekli kısmın ortasında da böyle bir göz olacakmış vaziyette bir parça daha pastacı kreması koy. Tamam mı? Tamamdır. Sonra da bu hazırladığın şekerli naneli üstü küçük bir kaşıkla
Tatlıda beyaz gördüğün yerleri hafifçe yay. Nasıl? Naneyle? Evet, naneli şeker yaptık ya. Evet. O naneli şekeri küçük bir kaşıkla beyaz kalan, pastacı kreması kalan yerlerin üstüne ufak ufak ezdir. Kenarında. Ha, onun gibi. Şimdi burada küçük nane parçacıkları alıyorum. Arzu ettiğin gibi süslüyorsun yani. Artık bundan sonra karışmıyorum ben sana. Bunu sonra yiyebiliyoruz değil mi? Şimdi yiyeceğiz biraz sonra. Bunu daha dediğim... kıtırları ne yapıyorduk? Milföy kıtırını. Bu milföy kıtırlarında beyazların olduğu yerlere güzelce serpiyorsun. Ha, naneyle birlikte. Parça parça ama böyle özenli olacakmış vaziyette. Evet. Naneyle birlikte gibi bir şey. Nane, milföy böyle karışık aynı. Kaç dakika oldu şu an? Yaklaşık yarım saat oldu. Şaka yapıyorsun. O kadar hazır mıyız? Ya. Servise çıkalım mı? Dur. 10 saniye. 10 saniye. 9 saniye şef. 8. 7. Böyle olmaz. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Şefim servis, buyurun. Güzel güzel. Ben daha şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Kafe usul. Kafe ole, güzel. Zaten bir şey vay, söyleyeceğim. Vay, gel gel gel. Bu zaten karıştığı zaman aynısı benimki olacak. Gibi oluyor. Tabii aynısı olacak ya. Evet. Nasıl? Son anda şeyden oldu. Şimdi zaman daraldı ya hızlı hızlı evet. Hareket etmem gerektiği için seninki gibi olmadı. Yoksa ben buna ne süsler yapardım. Vay 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 vay. İşte olay bu ama. Nasıl? Seninki çok iyi duruyor. Seninki de iyi duruyor. Benimki iyi duruyor. Seninkinde seninkinde doğru, şey ya, var. Yani bundan 16 sene evvel işte o gittiğim seyahatte bir tane Fransız Tayland'da bir pastacı açmış. Ama böyle acayip pasta. Tam böyle Fransız pastanesi. Nasıl önünde kuyruk var? Seninki işte böyle Tayland'da o pastaneden çıkmış, Fransa'ya gelmiş, bak neden, yolunu bulacak. Şimdi o kadar çok Tayland dedin ki benim aklım böyle daha şeye geldi. Sokak, karışık. Evet tabii. O yüzden evet. Hani bu biraz daha şey, çok güzel duruyor. Slope, eyvallah. Biraz böyle, biraz o ama böyle samimi böyle. Hani acaba şeyden mi? Ya Serkan, bunu görsem derim ki şef hayatını vermiş buna. Bu tamam birileri yapmış, yardım etmiş falan derim. Bunda ne var biliyor musun? Dedim ya böyle hani... Fransa'da teyzeler toplanıyor, yapıyor. Hı. Bu işte o işte. Tam bu ya o yani. Benim zaten Fransız teyzelerinden neyim eksik? O zaman bir değişelim. Hadi bir tat bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi genel olarak yaptığımız tatlı aslında 3 etaplı bir tatlı. Fakat Serkan 3 etaplı da iyi gitti. Birleştirirken de elinden geldiği kadar dediğimi dinledi. Sadece pastacı kremasında ufak bir maraz yaşadı. Ondan dolayı bir tutarlılık problemi var pastacı kremasının. Zaten ben her zaman lezzete odaklanırım. Tabii ki de göz çok önemli, ilk şey çok önemli. Ama şimdi sürekli Uzak Doğu, Tayland, Hindistan bilmem sürekli bunları konuşunca içimden böyle bir tabak yapmak geldi. Bana deseydi ki Fransız, Alman bilmem ne ben öyle bir sunum yapardım ki neyse. Şefim tavsiye ettiğin bir yeme metodu var mı? Var. Şimdi öyle kenarından falan almayacaksın. Ha. Direkt lapsiye de alacaksın. Çünkü, şöyle mesela. Evet tabağa bakınca öyle olması gerekiyor. Şöyle. Evet. Hakkını verdin mi? Sadece bir şey söyleyeceğim, direkt söyleyeyim. Galiba mascarpone'la şeyi karıştırmış olabilirim. Hı. Ama ona rağmen nasıl? Şimdi hepsi içine girdiği için evet, oluyor. Sadece bir böyle hani kıvamı biraz daha seninki gövdelenmemiş. Evet. Bu biraz daha böyle hani snop. Hafif bir kabarmışlığı var. Snop. Tamam. Ya bir bak bakalım tadına. Kaba. Senin çiyaların niye bu kadar güzel şişmiş? Seni daha iyi görebilmek için. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Kendine haksızlık etmemen için kendi yaptığında bir tadına bakmanı istiyorum. Sen de kaçırmazsın tabii. Çok da kötü değil. Sonuç... Değil hayır yani. Ama... Ama bu başka yani. Yok seninki de çok tamam, güzel. Tamam sen bunu ye. Ben... Tamam tamam böyle yaparız yani. Arda'nınki belli zaten. 10 üzerinden 10'du. Gerçekten çok güzel. Gerçekten lezzetli. O küçük küçük parçacıkları oraya koyması, işte kremanın tutarlılığı. Çiyanın nasıl böyle şişmiş içinde. Tatlı seven adam bu tatlıyı yedi mi mutlu olur yani. Onun üstünden onu kaptık çok şükür. Nasıl? Keyif aldın mı? Çok güzeldi valla. İyi vakit geçirdin mi? Çok güzeldi valla. Valla mutfak. Eline sağlık. Ayasa eğlenceli bir yer yani. Böyle ben de böyle keyifli yiye yiye. Programı kapatırız. Bence de. Efendim biz sevgili Serkan Çayoğlu ile beraber böyle güzel bir tatlı yaptık. İyi vakit geçirdiğini umuyorum. Çok güzeldi valla. Valla elimize sağlık. Evde yaparsın diye tahmin yapacağım, ediyorum artık. Yapacağım. Yaparsın. Yapacağım inşallah. Haftaya
yine bir misafirimle beraber tatlı yiyip tatlı konuşacağımız güzel bir bölümde sizi bekliyor olacağız. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Ağzım dolu, kusura bakmayın. Efendim, program vesilesiyle de küçüklerimin gözlerinden, eşitlerimin yanaklarından ve büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepinize güzel, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Arda ile omuz omuzadan bu haftalık bu kadar. Hayırlı bayramlar, hayırlı günler. Hoşçakalın.